Muhterem hocam, müsaadenizle size gene bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bu Kur'an-ı Kerim'i parayla okumak mahsurlu mudur, değil midir? Bu hususta bize birkaç kelime lütfetseniz efendim. Hay hay efendim. Bir defa peşinden söyleyeyim ki bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz büyüklerimizden, kitaplardan parayla Kur'an okunmaz. Okunmaz. Parayla Kur'an okunmaz dedik. Alınan paraya hediyedir derler bir kısmı. O nasıl hediyedir ki okunmadan o hediyeyi kimse vermiyor. Değil mi? Bu hal din mühitinde, hocalar mühitinde fena bir tesir uyandırmıştır. Bu hal dinsizlerin eğlence mevzuu olmuştur. Hediye hiçbir şey mukabili olmadan müminin mümine el-gani esmasını fiilen zikri gibidir. Bir mümine, bir mümin bir hediye verirse Allah'ın el-gani esmasını fiilen zikretmiş olur. Bazı zikirler vardır ki ağızla zikredilir, bazı zikirler vardır ki fiilendir. İhtiyat diye bir kelime vardır. Bir lakırdı vardır lisanımızda. İhtiyat iki tedbir arasında tereddüte düşmemek için düşünmek demektir. Mesela yolda su yoktur. Yanına su al deseler, birisi hayır efendim çölde su çok dese, burada ihtiyat korkusundan kurtulmak gerekir. Değil mi? Yanına su al, varsa dökersin, yoksa da kullanırsın. Kıyamet günü içinde ihtiyatlı olmak gerek. Birisini sen uyurken uyandırırsa, birisi seni uyurken uyandırırsa, kalk yılan seni sokacak dese, uyandığın zaman o adama kızmazsın, değil mi? Çünkü beni ikaz etti. Peygamberler de gizli şeyi bilip seni o şeyden agah eden insanlardır. O cihan halkının görmediğini görmüştür. Bu kabul niçin ağır geliyor bize? Doktor sana bunu yapma, hasta olursun dese, sen bunu kötüye yarar mısın? Hayır. O halde size iyi şeyler söylüyoruz. Bunlara da uymanız lazım. Onun için Kur'an parayla okunmaz oğlum. Çölde bir Arap kervanı susuz kalmış. Kırbalarında bir damla su kalmamış. Bunu iyi dikkat edin. Bütün kervan çölü, çöl ortasında ölümle pençeleşmeye başlar. Birdenbire iki dünyanın imdadına yetişen Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem önlerine çıkmış. Develerin dilleri dışarıda, adamlar taraf taraf kumlara serilmiş. Bu hali görünce ruhu mübarekleri acı duymuş Resulullah Efendimiz. Kalkın birkaçınız, şu karşıki kum yığına doğru koşun buyurmuşlar. Orada zenci bir köle kırbayla deve üstünde beyine su götürüyor. O zenciyi devesiyle tutup bana getirin buyurmuş. Gitmişler, hakikaten bir zenci devenin üstünde gidiyor, iki tarafında da kırbayla su dolu. Zenciye seni peygamber çağırıyor demişler. Zenci o galiba bir şair olacak. Bir kısım halkı sihirlemiş, ona yarım arşın bile yanaşmam demiş. Köleyi yakalayıp zorla getirmişler Resulullah'ın huzuruna. Köle ve Resulullah'ın yanına getirdikleri zaman Resul-i Ekrem, kırbalarınızı doldurun, su için bunun kırbalarından demiş. Zenciye bir şey söylemedi. Oradaki işte 30-40 kişi sudan içmişler, su almışlar. Develere de su vermişler. Kendi kırbalarını da dolmuşlar. Yani bir kırbadan bütün kervan su almış ve içmiş. Bu halden gökyüzündeki bulut bile şaşırmış, kalmış. Bunu kim görmüştür, çırpmış, kalmış.
Bunu kim görmüştür? Bir kırbadan bir cehennem ateşi sönsün. Bir kırbadan bunca kırba ağzına kadar dolsun. Kölenin kırbası bir vesileden, hakikati örten bir sebepten ibaret. Su kaynayınca buhar olur, havaya çıkar. Havadaki buhar soğuyunca tekrar su olur bilirsiniz. Doğrusu şu, sebepsiz, illetsiz yokluktan suların coşması. Küçücek bir karbayı sebep ittihaz ederek kervanı suya gark etmiş Resulullah. Köleye kızma, bize kırban yine su ile dolu. Sana aynen iade ediyoruz. O zaman zenci bakmış ki hakikaten bu kadar millet hayvan içti, kırbası dolu. O zaman zenci gayb alemini görmeye başlamış ve iman etmiş. Sonra mübarek eliyle de zencinin yüzünü sıvazlamış. Köle farkında değil, kölenin yüzü bembeyaz oluvermiş. Şimdi git efendime anlat demiş, köle yola düşmüş. Efendisi köleyi uzaktan görüp şaşırmış. Kırba bizim, deve bizim, deve. Fakat zenci köle ne oldu dedi. Bütün kabileyi toplayıp köleyi acaba birisi mi öldürdü diye düşündüler. Köle yanına gelince sen kimsin dedi efendisi. Köleniz, kölemi ne yaptın? Köle, öldürmüş olmasam yanına gelir miyim? Köle efendisinin bütün sırlarını bire bire söylemiş. Kölenin rengi değiştiği için köle de şaşırmış. Tertemiz ruhun rengi yoktur ki ne unsurlara bağlıdır ne toprağa mensuptur. Su ve toprak Adem'in yoğrulduğu nesnedir. Bu işe şaşırmayın. Teyzen erkek olaydı, dayın olurdu değil mi? Bu lafı hiç unutma. Resulullah'tan sonra halife olan Ebubekir radıyallahu anh minbere çıktığı zaman ikinci basamakta oturmuş. Hazreti Ömer üçüncü basamakta oturmuş. Osman da birinci basamakta oturmuş. Şimdi Osman dedi ki ben eğer ikinci basamakta oturursam Ebu Bekir'e benzetiyor kendini derler. Ömer üçte oturmuş. Eğer üçte oturursam Ömer'e benzetiyorlar derilmişti kendini. Osman birinci basamakta Ahad'ın yerine çıktım dedi. Çünkü peygambere benzememe İmkan olmadığından orada oturuyorum buyurmuştur. İslam'dır. Tabiat denilen şey yoktur. Sadece devamı olmayan bir kaza ve atom silsilesi vardır. Tefekkür kendi içinde dinlenir, adeta kaybolur. Tabiatı fethetmeye doğru bir çıkış değildir. Düşünme. Tarihin kaydettiği, coğrafyanın tattığı insan cemiyetler arasında bir topluluk yoktur ki ruh ve ruhun nereden geldiğini araştırmış olmasın. Bu araştırmaların sonunda her kavim kendisine göre bir fikre saplanıp kalmıştır. Bu hal devam etmektedir ve edecektir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz? Daha açıklayamam. Bu paradoks, yani bu karışıklık tarihin bütün derinliklerinde çalkana çalkana gelmiş, insanların kafalarını gemirmiş durmuştur. Dinler, mezhepler, felsefeler hep hayat, ölüm esasları üzerine kurulmuştur. Bir yakınlık kelimesini vardır. Bunu katiyen yakınlık kelimesini ağza almayın. Zira mesafe işin içine girer. Mesafenin bulunduğu yerde de yakınlık, uzaklık olur. Beştalin de söz söylenemez derler. Zira o Allah'ın sırrıdır. Kulun söz ve ifade tasarrufuna girmiş her şey Rabbani esrarını kaybeder. İsteyen bulur derler. İstemekle bulamazsın. Bulamadınsa zaten sen istememişsindir.
yapamadınsa zaten sen istememişsindir. Amelin karşılığı ister gibi durma yaptığın amelin. Ulan diyeceksin şimdi bu Kur'an anlatırken nerelere gitti, acele etme de oğlum. Amelin karşılığı ister gibi durma yaptığın amelin karşılığını bir şey bekleme. Aman dikkat et, amelin karşılığını bekleyenler nimet verene bakmayıp nimete nazar edenlerdir ki bunlar hicaptadırlar. İbadet zevkini ibadet zevki zaten şirkle beraberdir. Bir insanın ibadetini beğenmesi şirktir. Efendim ben namaz kılıyorum da öteki kılmıyor. Gurur duyuyorsun, şirktesin. Tesbih vasıtayla gafleti aramaya yarar biliyorsunuz. Şu pazar yerine bir baksana. Camiden çıkanlara bak. Hepsi borçlarını ödediklerinden memnun ve neticeli. Camiye girmeyenlerin de bıyık altından şöyle hırsla bakıyor. Acaba ödeyişleri kabul edildi mi edilmedi mi? Ne soran var ne düşünen var. Ağlarına ben bunların ağlarım. Buraya kadar ne geldik? Evvellerin ve sonraların ilmini öğrenmeye geldinse beyhude geldin. Onu Allah'tan başka kimse bilmez. Eğer Allah'ı murat etmeye geldinse o yola çıkmak üzere ayağını kaldırdığın yerdeydi. Nereden kaldıysa Allah oradaydı. İsyanda olanların kırık ve utangaç hali ibadet edenlerin sert ve dik hallerinden daha sevgilidir Allah dedi. Allah insanı ibadete düşürür. O ibadet o kimseyi dalalete sürükler, isyana düşürür. O isyan onu tövbeye götürür. Dünyada hiçbir şey günaha hakaret gözüyle bakmaktan beter olamaz. Gaflet olmasaydı aşıklar Allah'ı zikretmenin zevkinden kül olurlardı oğlum. Onun için gusülden evvel abdest alındıktan sonra, gusülden evvel cünüp olup da gusülden evvel abdest alındıktan sonra abdeste lüzum yoktur. Müstehap değildir. Şafiilere göre müstehaptır. Meşhur tercüme-i Tahtavi vardır. Onun birinci cildinin 157. sayfasında yazar bunu. Vırvır eden varız oraya bakar. Çünkü bizde insan sözüne her cahil adam inanmaz. Muhakkak bir satırın içinde görecek onu. Hatta Hazreti Hamza ile Hınzile Uhud Harbi'nde cünüp iken şehit olmuşlardır. Resul-i Ekrem Efendimiz onlar için değil mi? Gaselül melaike. Onlar melaike taraflarından kastedilmişlerdir. Onun için Kur'an okunduğu zaman Allah'ın kelamını başkasına okuyorsun. Başkasını okuduğun zaman, ondan parasını okuduğun zaman, ondan para beklemek okurken acaba ben 20 lira lazım bana, 2 günde bitireceğim, bugün bitireyim de aman 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 aman. Benim bildiğim oğlum bu. Ama okuyorlar diyeceksin. Herhalde onlar da bir kurtuluş çaresi. Efendim herifin ihtiyacı var. Varsa var, varız. Mesela camiye gelir bir fakirin birisi. Çıkacağız okuyorlarımız. Elini öptüklerimiz adam. Aklımız erdiği de okuduğumuz kitaplarda Kur'an parayla okunmaz. Ama sen okudun da sana herif para verdi. Öyle de olmaz. Almayacaksın. Efendim herif zorla veriyor. Sen zaten zorla vereceğini bildiğin için okudun. Yok böyle iş.
Ben burada bir Hafız Efendi'ye rica ettim. Dedim ki, kendisi dedi anamın ruhu için oku. Okudu. Dedim ki Hafız Efendi, ay başında gelirim de anamın ruhunu hediye edersin. Yanımda para yok, seni de memnun etmek lazım. Peki dedi. Ve hala onu o adamda kaldı o şey. Hediye ettim dedim. Başkası okusun, hediye etsin. Ondan sonra ben parasını vereyim. Yarın Allah sormaz bugün. Olur, parayla Kur'an okunmaz. Meccanen bu iş. Bu iş hakkında daha çok söylenir ama belki etrafı rencide ederiz. Zaten nerede bir çıplak, bir yoksul, bir sefil görürsen bil ki bir kamilden kaçmıştır. Hakikati söyleyen bir adamın sözünden kaçmıştır. Anlaşılmayan sözü söyleyen de anlamamıştır. Çocuğun anlayamadığı dersi hocası da anlamamış ve anlatamamıştır. Anlaşılan anlatılandır. Anlaşılmayan anlaşılmamıştır. Onun için madem açıldı söz, gözü kapalı bir adam ateşi ancak sıcaklığıyla anlar. Buna ilmel yakın derler. Gözünü açınca onu olduğu görürüz. Buna da aynel hak yakın derler. Ateşe düşüp yanınca ateşin ne olduğunu anlar. Hakkel yakın. Bir de bunun hakkul hakkel yakın var. O vakit ateş yakmadığını da anlar. Bir insan şomolursa onun yüzünden bile bulut bile yağmur bırakmaz yahu. Onun baykuşluğu yüzünden şehir viranı olur. Bu gibi şom insanların yüzünden tufan oldu. Aha bu çekişimiz de aha bu parayla Kur'an okumamızdan oluyor. Sevap der hoca, günah der, farz der, vacip der, sünnet der, müstahap der, sokuşturur bir araya. Sevap, Allah'ın ve peygamberin yapılmasını istediği ve yapılmasında hoşnut oldukları şeylere sevaptır. Dikkat edersen sevap der, peşine şu kadar sana gramla yahut metreyle bir şey yazılırdı. Ulan ne yazılacak? Hoşnut olurlar. Günah, yapılmasını istemedikleri ve yasaklettikleri şeylere denir. Allah ve peygamber yapılmasını istedikleri şeyler nelerdir? Farz, yapılması kat'i olanlar. Vacip, yapılması zaruri olanlar. Bayramdaki fıtra gibi. Sünnet, peygamberin istedikleri ve bizim yapmamızı arzuladığı şeyler. Müstehap, peygamberin bazen yaptıkları ve o işte onu içinden istediği güzel şeyler. Farz, kat'i, zanni, ayin, kifaye farzlar vardır. Farz-ı kat'i Kur'an'da açık beyanla. Namaz, oruç, haç, zekat gibi. Zanni farzlar, müştehitlerce kabul olan zanlardır. Farz-ı ayin, her Müslümanın ayrı ayrı yere getirmesi olan. Farz-ı kifaye bir kısmı olan, farz-ı kifaye bir kısmının işlemesi diğerinden sakıt olanlar. Farz işlemeyenlere cehennem azabına uğrarlar. Yoktur diyenler farz, onlar kafir olur. Vacibi terk edenler azap görürler. Vacip diye bir şey yoktur diyenler de imandan çıkarlar. Onlar artık müsaade ediniz de o kadar da olsun bu iş. İnsan cünüp olduğu zaman beş şey haramdır insana. Namaz kılmak, Kur'an okumak, mesci, ayet, Kur'an'a yer sürmek, mescide duhul, tavafı Kabe bu haramdır. Hayızlı kadına da namaz, oruç, Kur'an okumak, Kur'an'a elini dokunmak, tavafı Kabe, cima, göbek üstünden dize kadar açmak
haramdır. Abdestsiz üç şey haramdır. Namaz, tavafı, Kabe, bir de mesle Kur'an. Kur'an abdestsiz tutulmaz oğlum. Musafın kenarına bile elini süremez. Burada abdest almak farzdır. Vaizler güzel fıkralar anlatırlar. Kıssa dediğimiz hadiseleri naklederler. Kur'an'dan ve Resul'den intikal eden kıssalar bir ölçeye benzer. Mana o kıssanın içinde taneler gibidir. Akıllı kişiler bu danelerden alır. Ölçek var mı yok mu ona yakışmaz. Bakmaz ona. Doğru bile iğri ruhlu kimselere iğri görünür. Körlerin taşlık yerde düşmeleri pek tabiidir. O kısayı anlatır, çıkarır çıkarlar vaizi diyene. Efendim ne? Nuh'un gemisinin direğinin şeyi kaç taneydi? Ulan onu anlatmadı, sen ondan taneyi çıkarsın. Bir adam senin baban olur ama başka birisinin de oğludur, bunu unutmamak lazım. Tane arayana tane tuzaktır. Fakat Süleyman'ı arayan hem Süleyman'ı bulur hem de taneyi elde eder. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir korkutucu olmasın. Ayet bu. Yani çocuk bulunmaz ki işlerinde bir Allah halifesi, bir himmet sahibi bulunmasın. Ayet-i kerime bunlar. Süleyman şimdi de vardır. Fakat uzağa görme neşesiyle onu göremezler. Sarayda uyuyan sarayı göremez. Uzağa bakış insanı kör eder. Ten itibariyle civanız hepimiz. Can bakımından melek, bu suretle insan hem yerde yürür hem gökte. Hak korkusunu kayıptan duyan, sendeki batıl kokusunu nasıl olur da duymaz? Duyar ama edebi icabı yüzüne vurmaz, örter. İyi koku da yukarı çıkar, kötü koku da. Kıtlık yılında davul sesi duyunca millet ekmek dağıtılıyor sanır. Cuma namazını bırakır, hepsi kaçarlar. Dertlinin derdini dinlemek, dertliye bir nevi zekat vermek demektir. Dertli adamın dert, tereddütle dolu, dumanlarla dolu bir gönül evi vardır. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmış olursun. Ayıp gören kaybaleminin kokusunu bile alamaz. Kılavuzsuz yola gidene iki günlük yol, 100 yıllık yol gibi uzun gelir. Güneş dağı vurur altına da, sarhoşun önünde hendekte birdir meydanlıkta. Tuhaftır bu alem. Deniz Musa ile konuşur, rüzgar Süleyman'ı taşır. Demir Davud'un elinde mum gibi yumuşak olur. Kamer Resul'un parmaklarıyla ikiye ayrılır. İbrahim ateş, gül bahçesi çevrilir. Toprak Karun'u yılan gibi yutar. Hannane direğe konuşur. Taş Ahmet'e selam verir. Bunları anlamayanlara bütün bu hadiseler susup dururlar. Çünkü onlara namahremdirler bunlar. Altın defineleri viranelerde bulunur. Gönlün köşesiz köşesi vardır, orayı bulmak gerek. Sütemen çocuk dadıyı bıraktı mı yemek yemeye başlar. Sen de hasedi bırak, dinle. Küfre razı olmak küfürdür. Hadisi vardır, unutma. Küfür Tanrı'nın takdiriyledir, hükmüyle değil. Dikkat et. Rusvay olur insan burada. Çok mühim bir lakırdı bak bu lakırdı. Küfür Tanrı'nın takdiriyledir, hükmüyle değil. Yani Tanrı'nın emir ve rızasıyla değildir küfür. Kaza ve kaderin eserlerindendir. Çirkin resim, ressamın çirkin olmasından mıdır? Nice kuş vardır, tane anar, boğazı boynunun kesilmesine sebep olur. Nice kuş vardır, açlık ve midesi yüzünden kafes içinde mahpus kalır. Nice balık vardır ki su içinde emin iken boğazının hırsı yüzünden oltaya vurulur, tavada pişer. Onu da bu hale sokan başkasının hırsıdır. Bu alem bir rüya olur. Zanna kapılma. Rüyada bir el
kesilse bile zararı yoktur. Hiçbir ekmek yoktur ki tekrar harmandaki buğday haline dönsün. Hiçbir üzüm dönüp tekrar konuk olamaz. Olmuş veymadan da tekrar turfanda hale dönmez. Dikkat edilecek olursa dünyada her an yeni bir devir açılır. Yeniler eskir, fakat ölmez, kaybolmaz, öyle görünür, yeniden filiz verir. Dallanır, kainata yayılır. Ama bu yayılma kolay olmaz. Bizim gücümüz bunu anlayamayız. Ufacık yeşil bir dal yerden yukarı uzanırken toprağa diler. Toprak ne kadar aşin olursa olsun çıkana engel olmaz. Bu yüzden o içli hamulesiyle toprağa yarar, yer düzeni çıkar. Toprak yol vermez, boyun eğmez, kapıyı açmaz. Ancak bir zor karşısında gelene yol açar. Ancak bu itme karşısında gelene dünyadan ışık gösterir. Zavallı hiçbir nezaket kaidesine girmez. İşte bu yüzden ayaklar altında kalır. Sağdan soldan edindiği dilencilikle kuvvet bulsa bile semadan inen iki damla yağmur onu kurtarır. Ağlayan göz gönlü yumuşatır. Semadan düşen rahmet de toprağı yumuşatır. Toprağa düşen rahmetin bir ucu yeşil filizin başına değer. Gönlüne işler. Yeter ki bu rahmet başa değsin. Gönüle işlesin. Yerde kabiliyet görürse semadan rahmet yağar. Herkesin gönlüne damla damla düşer. Anladın mı? Rahmet ellil alemin olan Resul-i Ekrem'in kıymetini. Yağmuru deniz kuşu da alır, sadef de alır. Sadef bir damla alır, ince olur. Öbürlerine damlalar yük olur. İnsan ruhu müspet ilim çerçevesi içinde sıkışıp kalmıştır. İnsan bu dünyada iken pervaneden yanmanın inceliğini, derin manasını, ateş içinde saray yapmasını öğrenmelidir. Renk olmaya çalışmalıdır. Kokuyu rüzgar alır. Rüyada renk vardır. Dikkat edersen koku yoktur. Koku dünyaya aittir. Onun için Resul-i Ekrem'e her an ruhani alemle temas halinde olduğundan soğan sarımsak haram edilmiştir. Bu Kastelani'nin kitabında yazar. İp düğüm düğüm olmalıdır ki çözmenin zevkini duyasın. Efendim, soğan sarımsak yemeyelim mi diye sormayın. Ben size bunları yemeyin diye bir şey söylemedim. Soğan sarımsak kokan ağızla Kur'an okumak doğru değildir. Demin o parayla okuyanların hepsi soğan sarımsak yiyor. Vahyi taklit ediyorsun. Kur'an okumakla değil mi? O halde bana bir şey sorma. Aklını sonra da güzel gönlünü yokla. Bu gibi insanlar eskiden çoktu, şimdi de yok. Bu gibiler lem yelit ve lem yulet sınırına vakıf olanlardır. İşte Allah sevgisi de böyledir. Düşeceği gönül sadef olmalıdır ki orada iyi gönül sadef olmalıdır ki orada inci teşekkül etsin. İnci yapan gönüldür, sedeftir. O yağmur damlası, o rahmet sendeki inci yapma hassasını harekete getirir. Dikkat et. Bütün emirler ve farzlar bu hastayı ortaya çıkaran yoldur. İnanmayan yine inanmasın. Sarımsak yiyen yine devam etsin. Parayla Kur'an okuyan yine devam etsin. Duygusuz yine mahrum kalsın. Biz toprak onlar gibi çoğunu yuttu. Yer toprak. Rüzgar onlar gibi nicelerin külünü savurdu. Şimdi arasan onlardan iz bile bulamazsın. Büyük İskender'in kemikleri bugün bir harabede yatıyor. Fakat toprağın cesedine bile hürmeten dokunmadığı binlerce Allah dostu vardır. Toprağa bir de böyle gidiş vardır. Bugün için Resul-i Ekrem'in bir hadisi vardır. Üzüldüm, ahir zamanda gelecek ümmetim içindir buyurmuştur. Allah'ın kendisiyle meşgul ettiği insanları kendi hallerinden döndürmeye kimsenin gücü yetmez. Onların ağızlarını mühürledik. Yani ruh kalbe emanet edildi. Ben de ona ondan yakinim. Beni ortaya çıkarmadıkları için kendi kendilerini mühürledi demektir. Yoksa Allah mühürlerse kul açamaz ve mesul de olmaz kul. O halde la ilahe illallah mübarek lafzıyla o mühürü açıp ortaya çıkarsın demektir.
Son peygamberin hürmetine bu mühür ağızdan kaldırılır. Açılmamış mühürler de vardır. Diğer peygamberlerden kalan mühürler gibi. Ahmet'in hürmetine bunlar da kalkar. İnna fetehna leke feten nebiyna. Uhud harbında Resul-i Ekrem, ya Rabbi onlara doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar duasıyla mühürlere açılmak imkanını Allah bağışlamıştır onlar. İnna fetehna leke onun için indi. Allah cevvattır, cevvattır. İstemeden ihsanda bulunur. Allah vahaptır. Verdiğinin karşılığını da beklemez. Bu ikisi Allah ilahi ahlakın ilk basamağıdır. İnsanlar da bu vasıflar hilesiz, hurdasız, vücudun adeta bir parçasıymış gibi tecelli etmeden insan hakiki mümin olamaz. Hulâsı Allah korkusu bir kimsenin önünde olmasa, o zatın önüne ciltlerle dolu kitaplar koysan, binlerce haber ve hadiseler koysan faydasızdır. Allah korkusu zoraki bir korku, azap korkusu değildir. Sevgisine toz konacak diye utanmanın en sonu hudut üzüntüsüdür. Bunun için hikmetlerin başıdır. Resul hikmeti muhabbetullah. Bununla gönlüne oradan Resul'e onunla Allah'a ulaşır. Bunu olmayanın önüne yığılan kitaplarla sözlerin binek hayvanına yüklenen kitapların divara söylenmiş gibi sözlerin hiçbir farkı yoktur. Cahil ilimsiz değildir. Doğru histen mahrumdur. Böyle olan alemde cahildir. Alemde cahildir. Yıldırım gök gürültüsünden evvel düşer. Kudret alemine cahiliyet arayıyla basılmaz. Bazen siyah olur insan, bazen beyaz. Belki imtihan için bu gelir. Bela imtihan için gelir. Öldürmek için değil. Bela kalbi kuvvetlendirir. Kana atar. Hayrı çoğaltır. Susuzluk sabur esmasına hakaret olur haber. Sabırsızlık. Ebu Bekir'in dişi ağrıdı biliyorsun da. Ya Rabbi. Ya Resulallah sana, Allah'a sana mı şikayet edeyim demiş. Allah'ın işlerine karışma, rezil olursun, ondan gafil olma, uyandırırsa utanırsın, sırlarını yabancılara açma, mahvolursun. Allah'ın gösterdiği yolu, emirleri keyfine göre tefsir etme, yerin dibine girersin. İnsana yetecek kadar rızık verilmiştir. Mide ve hırs denilen hamule ile Allah'a isyana gitme. Sen ahiret için rızık tedarikine bak. Gönül Allah'ın ucunu tuttuğu bir merdivendir unutma. Ve her basamağında da bir Resuliyet oturur. Siyah Allah'ın imza mürekkebidir. Hakikatte mabet insan şekline girdi. Onun için Adem'e secde edildi. Adem'e secde edildi. Kılıca kesmek en utanç gelmez. Ah dedi, ağzından duman çıktı. Vah dedi, ciğerinden kan kokusu geldi. Bir sahabenin namazı kaçırmıştı. Hem de Resul'ün imamlık yaptığı bir sabah namazı. Erken namazdan çıkıyordu. Biri çıktı, bu ah ile vahı bana ver, kıldığım namazı sana vereyim dedi. Verdim demiş. Adam ah derken ruhunu teslim etti. Resul-i Ekrem de o ah ve vah yok mu? Namazdan daha kıymetliydi buyurdu. Namazı ah ve vaha veren de zaten şeytan adam zaten o daha karlı çıktı demiş. Şeytan adamı sabah namazına kaldırmış. Kalk ezan okunuyor demiş. Şeytana yahu sen bana bu iyiliğin için yaptın dedi. Ah demeyesin diye o ah kaçırdım. Yok mu? Onun kıymetini sen bilmezsin. Seni ondan kıskadım onun için kaldırdım. Yemin etmeyin bu zamanda. Yemin etmek siperdir. Yalancı kişilerin adetidir. Doğruların yemin etmeye ihtiyaçları yoktur. Her yerde yemin yapılmaz. Ben bir gün yapmadım diye 30 lira ceza verdim mahkemeye. Fakat yine yapmadım. Canınızın düşmanını size dilim açılsa da
Size olduğu gibi anlatsam yiğitlerin ödü patlar. Yol yürümeye takatınız varmaz. Namaz bile kılamazsınız. Eve giderken kaymaza gidersiniz. Görünmez bir alemi görmek için çok cömertlik lazımdır. Hakikatte yok olan şu cihan var gibi görünmede, var olan o cihan da adam akıllı gizlenmede, yok gibi görünmede. Hüner, minune bil gayb zincirinin bir köşesine elmas gibi bir halka olmaktadır. Bu kolyenin imamesi, hani tesbihlerde imame vardır, Resul-i Ekrem'in mübarek sırtlarında bulunan mühür-ü nübüvvettir. Ruh-u mahallalarını teslim ettikleri zaman bu mühür kaybolmuştur. Tefrika yapmayınız. Tefrika, bir millet içinde ruhani ihtilaf varken tedbirsizlikle bir de cismani ihtilaf usule getirmek tefrika ismini alır. Nifak, Arapçada canavarinin manasına gelir. Şeriata bir kapıdan girip öbüründen çıkmaktır. Münafık bu işi yapandır. Selavat-ı şerife peygamberimizin üzerimize olan hakkını kaza etmektir. Bunu zimahşeri söylüyor. Tuğba lemen râni ve âmene bi sümme tuğba sümme tuğba sümme tuğba lemen âmene bi velem yarâni. Namutlu beni göreni, görene, namutlu beni göreni, görene, namutlu beni göreni, görene. Dindar o mesuttur ki, ibadetinde riya, işinde hile ve yalan, midesinde haram yoktur. Kulların bir gayreti olmadan Allah kulları yarattı. Onların arzusu olmadan boyunlarına bir emanet yüküverdi. Kendini göstermek arzu ve mürad etti. Ben bir gizli hazineydim, görünmek istedim. Bu halleriyle onlara yardım etmesi kim yardım edecek? Şebeliye birisi gelmiş. Bakmaya mecbur olduğum çok kişi var. Daraldım, sıkıntı içindeyim, bana bir yol göster demiş. Meşhur Veli Şebeli, hemen eve git demiş ben. Kimin rızkı sana bağlı görürsen hepsini kapı dışarı at. Kimin rızkını Allah'a bağlı görürsen evde onlar kalsın demiş, rızkın artar demiş, herif boynunu bükmüş çekmiş gitmiş. Bak ne diyor herif, onun için oğlum, Kur'an parayla okunmaz. Ben yapamam bunu, aç kalsam 35 gün çırçıplak olsam, birisi gelse dese ki, bana tebarekeyi oku, seni giydireceğim. Yapamam. Ama yapıyorlar. Onlara da bir şey söyleyeyim. Çünkü zem olur. Ben zemmi sevmem. Ama utanırlar da yapmazlarsa memnun olur insan. Ama onların utanacakları da yok olur. Bu bahsi söylerken bir şeye daha değinmek istiyorum. Eskiden beri adet vardır ama ne zamandan beri değil, Cenab-ı Peygamber zamanından değil bu. Belki Abbasilerden de sonra değil. Mevlüt. Ondan sonra sünnet düğünü. Düğün. Sünnet, sünnet işte malum yeri kesmek. Masraf, 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 masraf. Ne oluyor? Düğün. Bilmem efendim, baklavalar gider, çemberler gider, elbiseler gider, makineler gider. Ne oluyoruz bunlar? Bunlar büyüye, büyüye, büyüye bize zekatı unutturdu oğlum. Herifin altında yok, üstünde yok. Oğlunu evlendirecek, koyununu satar, evini satar, bankaya borca girer, düğün yapıyor. Bunlar beyhude şeylerdir. Bu bir nevi iskat var ya, hani hocalar iskat yapar, herif ölür, gelir iskat yapacağız. Ne? Günahını affettireceğiz. Yahu İslamiyet'te ruhbaniyet yoktur. Doğrudan doğruya bunlar Hristiyan şeyinde günah işlersin, gider papaz para alır, bilmem ne eder, yoktur. Hayatı mühkematla sabittir.
İslamiyet'te ruhbaniyet yoktur. Allah söylüyor. Efendim, müminin mümine duası kabul olunur. İmam-ı Bilgivi söylemiş. Söyledi, biliyoruz. Bir mümin başka bir mümin için dua ederse, kendisi hatalı, günahkar olabilir. Fakat onun için dua ettiği için, onun için temizdir. Bunu getire 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 mümine duasını organizasyon yaptılar. Şirket kurdular. Hadi efendim Mehmet Efendi öldü iskat. Aldım verdim, verdin aldın, verdin aldın gitti. Günahları affoldu. Böyle şey yoktur İslamiyet'te. Bu mamafi öyle hızla devam ediyor ki bu iskat bilmem şu bilmem bundan hoca sınıfına girenler çok. Çünkü avantadan para gelecek. Avantadan. Bir gün gelecek bu muhakkak olacak. Hani hesap makineleri var ya. Her şey iskatçının yanında bir hesap. Nedir bunun parası? İşte şöyleydi şöyle. Ne kadar oruç tuttu ne? Hadi brrrt sağa sola cınk cank çok. 550 lira yahut 1000 lira para. Bunlar yoktur İslamiyet'te. İslamiyet hesaba şiye akla makla girmez. Aklın ötesinden emirdir o kadar. Allah'ın emri mi? Baş üstüne diyeceksin. Allah'ın emirleri kurcalanmaz. Faydeleri var mıdır yok mudur da düşünülmez. Emirdir o kadar. Baş üstüne diyeceksin. Onun için düğün, bilmem sünnet düğünü, yok bilmem nişan, şunlar bunlar masraftır oğlum, israf, israf. Yapmayın demiyorum. Efendim mürüvvetini göreceksin. Ne mürüvvet? Mürüvvet kelimesi ne? Para sarf et, dın 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 dın, güm 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 güm. Böyle şeyler olmaz. Ama düğün yapılıyor. Zengin, git tut devlet demir yollarının şeyini, götür orada, caz çaldır, bilmem ne, eğlensinler gençler. Bu başka hikaye. Fakat senin zengin değilsin, bilmem ne değilsin, düğün masrafı bilmem. Bunlar hiç İslamiyet'te doğru işler değildir. Ama efendim ben ayırdım bunu. Ayırdınsa evladına, çoluğuna, çocuğuna bir şey hediye al, bir şey al. Al işte şimdi gazozlar var, Pepsi kolalar var, pastalar var. Alırsın, oturursun, yersin. İşte onlar da dua eder. Yok şey nedir söyleyin, sünnet oldu mevlüt. Yok canım. Ölünün peşinden Kur'an-ı Kerim okunur. Efendim Hoca Efendi'ye Mevlüthane dersen, efendim işte bu vesileyle Kur'an okuyoruz. Mevlüdü Kur'an okumak vesilesinden mi okuyorsun, yoksa Kur'an okumak vesilesiyle mi Mevlüdü okuyorsun? Mevlüt her zaman olmaz ama Kur'an her zaman lazımdır. Her zaman okumak lazımdır. Ölüye Mevlüt gitmez. Okunur. Şu edilir, bu edilir. Şu edilir, bu edilir. Bence bunların hepsi baştan aşağı israftır. Parayı topla, bir yerine sarf et. Mevlüt okuma, düğün yapma, bilmem efendim sünnet düğünü yapma demiyorum, dikkat edin. Bunlar sessiz sözsüz muayyen bir şey de olur. Bir zenginin düğünüyle bir fakirin düğünü arasında bugün fark var. Ama düğün hepsi aynıdır. Onun için bunlar, bu bahisler uzun zaten. Hatta o kadar uzatırsam hiçbiriniz ne sünnet olabilir, ne evlenebilir, ne de düğün yapabilirsiniz. Çok ince noktalara gidersen apışıp kalırsınız. Hepsi herkes evinde kalır. Onun için sen bunu bu kadar bil kafi. Onun için israf etme. Doğru bir işler değil bunlar. Ha, bu kadar daha uzatırsak İşin içinden çıkarmayız. Hepiniz korkarsınız. Ne sünnet yaptırabilirsiniz evladını, ne kızını, evladını evlendirebilirsin. Ama benim param var. Varsa başka yere sarf et.
eve mesela evde haftada bir tavuk yiyorsan her gün tavuk ye. Hadi bu kadar, Allah hepimizi ıslah eylesin. Allah.